Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Nükte. Mesnevi Nuriye'den, Kadre Risalesi'nden nükte. Mukaddemede zikredilen dört kelimeden niyet hakkındadır. Arkadaş, bu niyet meselesi benim 40 senelik ömrümün bir mahsulüdür. Evet, niyet öyle bir hasiyete maliktir ki, adetleri, hareketleri ibadete çeviren pek acip bir iksir ve bir mayedir. Ve keza niyet, ölü ve meyyit olan haletleri ihya eden ve canlı, hayatlı ibadetlere çeviren bir ruhtur. Ve keza niyette öyle bir hasiyet vardır ki, seyyiatı hasenata ve hasenatı seyyiata tahvil eder. Demek niyet bir ruhtur. O ruhun ruhu da ihlastır. Öyleyse necat, halas ancak ihlas iledir. İşte bu asiyete binaendir ki az bir zamanda çok ameller husule gelir. Buna binaendir ki az bir ömürde cennet bütün lezaiz ve mehasiniyle kazanılır. Ve niyet ile insan daimi bir şakir olur, şükür sevabını kazanır. Evet, başlayalım bir de okuyalım. Nükte, mukaddemede zikredilen dört kelimeden niyet hakkındadır. O dört kelime ne? Değil mi? Şimdi o dört kelime, niyet, nazar, mana ismi, manayı harfi. Niyet, nazar, mana ismi, manayı harfi. Evet. Şimdi bu noktada, nüktede neyin üzerinde duruyor? Niyet. Niyetin üzerinde. Şimdi okuyalım bakalım ne diyor niyet. Arkadaş, bu niyet meselesi benim 40 senelik ömrümün bir mahsulüdür. Şimdi bu dört kelime manevi hayatımızın kayyum değeridir. Manevi hayatımızın kayyum değeridir. Bunlar olmazsa olmaz sırrına mebni azim hakikatlardır. Bak, oku. Arkadaş, ben. Bu niyet meselesi benim 40 senelik ömrümün bir mahsulüdür. Bak, 40 senelik ömrümün mahsulü. Arapçasında diyor ki 40 sene ömrümde, 30 sene ilim tahsilimde. Dört kelime ile dört kelam öğrendim. Demek bazı hakikatler, bazı nükteler, bazı tesbihler, bazı derin ve ince manalar var ki onlar mukadderatın hayat güzergahında olmazsa olmaz sırrına mazhar noktalardır. Mihenk noktalardır. İşte mütefekkir bir mümin bu mihenk noktalarını hayat-ı bakiye medar bu sırları üzerinde çok düşünmesi, çok tezekkür ve tefekkür etmesi lazım. 30 senenin mahsulü. Bak, 40 yılın mahsulü. 40 yılın mahsulü. Evet. Arkadaş, bu niyet meselesi benim 40 senelik ömrümün bir mahsulüdür. Mahsulüdür. Evet, niyet öyle bir hasiyete maliktir ki adetleri, hareketleri ibadete çeviren pek acip bir iksir ve bir mayedir. Bakın şimdi niyet nedir? Oradan başlayalım. Niyet kalbin kastıdır. Kasıt. Kalbin kastı. Niyetü kastül kalbi. Ya, niyet kalbin kastıdır. Kastın neyse sen olsun. Sen kastın kadarsın. Maneviyata mimari gibidir. Maneviyata inşa gibidir.
Maneviyata medar verimlilik. Maneviyata medar ecir ve mükafat. Maneviyata medar rıza ve kabuliyet dairesi içerisinde eğer niyet çürükse, eğer niyet müşevveş ise helak olduk. Bakın Risale-i Nur aşağı yukarı 6000 küsur sayfa. Ustad hiçbir hakikati icbar etmemiş. İhlas. Ama ihlas için ne diyor? 15 günde. 15 günde bir. Niye? Geçen derste biraz da bahsettik. Din namına sergilediğimiz her şey, namazımız, orucumuz, ibadetimiz, hizmetimiz, fedakarlığımız, sehavetimiz, din namına yaptığımız hayır ve hasenat, her şey mizan-ı ahirette o hesap gününde niyetleriyle beraber tartılacak. Niyetleriyle beraber mizana girecek. Bak. Şimdi ben bu meseleyi nasıl anlıyorum? Matematik gözüyle ifade edelim. S eşittir pi r kare. Bu neyin formülü? Daire. Dairenin formülü. Değil mi? Dairenin alan formülü. Alan formülü bak. S eşittir pi r kare. Pi sabit katsayı. R'de ne? Yarı çap. R kare. Bak. Müslümanın niyet dairesinde R var ya, küçük R. Şimdi kaba konuşalım. Şimdi ilkokulda bize pergel vermiyorlar mıydı? Alıyorsun pergeli, şu kadar açtın. 3 santim açtın, tuttun, sabitleştin, döndürdüğün zaman ne oldu? Bir daire çıktı. 5 santim açtım, biraz daha büyüttü. 10 santim açtım, biraz daha büyüttü. Alanın hesaplaması yapıyorsun. 10 metre, 100 metre, 200 metre. Bak alan ne oldu? Büyüdü. Şeyi, efendim, pergeli ne kadar, şu yarı çapı öyle diyelim, kaba konuşalım. Ne kadar açarsan daire o kadar büyür. Bakın. Allah hepimize şuur versin. Amin. Allah gafletten uyandırsın. Amin. Re var ya re. Niyet. Niyetin. Re niyet. Re'nin tek bir değeri vardır. O değerin dışında neyi koysan sen dünyada perişan, ahirette helak oldun. Şimdi re'nin değerini koy. Şan, şeref, alkış, riya, şov, madde, para, rütbe, saygısın. Re eşittir, desinler hasunun hançeri var. Koy bakalım. Re eşittir enaniyet, re eşittir gurur, re eşittir kibir, re eşittir riyaset, re eşittir şöhret, şöhret kazibe. Neyi koysan o alan bitti, tükendi, ahirette yüzüne çalındı, rezil ve perişan oldun. Belki helak oldun. Bakın unutmayın, re'nin sadece tek bir değeri vardır. Re eşittir marziyat-ı ilahiye, Allah'ın rızası. O zaman alan ne oldu? İşte cennet. İşte Allah. Menzili baka. İşte ebediyet yurdu. İşte halidina fiha ebeda nimete masariyet. Hayatı bakiye. Re'nin sadece tek bir değeri var. Re eşittir. Allah'ın rızası. İhlas. Hulusiyet, saffet ve samimiyet içerisinde marziyat-ı ilahiye. Ben ne yapayım ki? Bak niyet dairesi. Ben ne yapayım ki Rabb-ı Cemil benden razı olsun? Ya. Nasıl davranayım? Nasıl amil olayım? Nasıl ibadet edeyim? Nasıl hizmet edeyim? Uhuvvette, muhabbette, ibadette, marifette, hizmette nasıl bir pozisyonu yakalayayım ki Allah benden, değil mi, ebediyen razı olsun.
Cenab-ı Hak hepimizi muhafaza etsin. Ha, şu re son nefese kadar tağyir ve tebdile girmeyecek. İnsan fıtratı. Ayağı kayar mı? Kayar. Bak. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bak. Bak. İbadetlerin her şeyin alışkanlığı aşağı yukarı her şeyin bir tiryakiliği vardır. Değil mi? Her şeyin bir tiryakiliği var. Öyle mi? Ha. Yemek tiryakiliği var mı? Zevk tiryakiliği var mı? Eğlence tiryakiliği var mı? Var. Bak. Ha. İbadetin de tiryakiliği var. İlla namaz mı kılacağım, teheccüde kalkacağım, ismeti yaşayacağım. Bak. İbadetin tiryakiliği var mı? Var. Ha. İbadette tiryaki dahi olsan, dikkat et. Taatta, hizmette ileri dahi olsan, bunlar bir cihette sana böyle istikrara kuvvet verebilir. Ama niyet öyle değil. Ya. Dikkat edin, niyet öyle değil. Niyet bir anda değişebilir. Bir anda. Ya. Kesik mi? Ya nasıl kesik ya? He? Şuraya mı kapalı mı? Şurası mı? Şu açık mı kapalı mı? Şurası bakalım. Şöyle. Siyahla alakası var mı bu işin? Abi sesi yükseltip azaltıyor da şu an maksimumda. Maksimum mudur? Hele bir kontrol etsin de bakalım sesim gidiyor mu gitmiyor mu? Bu ders kaçırmaması lazım. Dur. Dur. Hiç kapatma. Dur. Dur bakalım ses. Ses gidiyor mu gitmiyor mu? He? Bak. Evet. Niyet kalbin kastıdır. Tamam mı? Ha. Niyet kalbin kastıdır. S eşittir pi re kare. Pi sabit katsayı re yarı çap. Alan formülü. Dairenin alan formülü. Şimdi re'ye ne koyacaksın? Gurur koysan, şan koysan, şeref koysan, madde koysan, para koysan, alkış koysan dünyada perişan, ahirette rezil olursun. Nefs-i emirde, gerçekte ve hakikatta re'nin tek bir değeri vardır. Re eşittir marziyat-ı ilahi. Allah'ın rızası. Allah'ın rızasını kazandın mı? Mülk kimin? Allah namına senin. Allah'a intisap, aynadarlık cihetiyle. Üstad ne demiş? Tahir'i sen böyle diyebilirsin. Şu kainat benim sarayım. Şu güneş benim avizem, şu kamer benim gece lambam, şu bahar benim halım diyebilirsin. Tahir sen böyle diyebilirsin. Bütün kainatı Cenab-ı Hak bana bir saray, bir köşk ve bir saray yapmış diyebilirsin. Re eşittir Allah'ın rızası. Onun yerine neyi koysan perişan olursun. Ha, şimdi üzerinde durması lazım gelen çok önemli bir nükte. Her şeyin tiryakili olduğu gibi ibadetin de tiryakiliği vardır. İnsan ehli ibadettir. Namazını kılar, teheccüd namazını kılar, kuşluğu kılar. Namazını terk etmez. Ha. Ve o bir nevi alışkanlıktır. Hayatının sonuna kadar devam eder, edebilir. Ama niyet dairesi öyle değildir. Bak. Allah hepimizi muhafaza etsin. 40 sene hizmet edersin. Bir anda niyetin değişir. Bir an. 40 sene ibadet edersin. Bir anda niyetin bulanabilir. 40 sene hayır ve hasenet yaparsın. Bir anda niyet ve nazarın seni helak eder.
Nasıl? Geçmişteki birikimde gidiyor mu diyor? Geçmişteki birikim, Allah korusun, eğer küfrü netice verecek niyet dairesi, küfür netice verecek fiile dönerse mazideki bütün hasenat da silinir. Eyvah. Ya. Öyle ya, küfürle ne yapacağız? Ya. Orada imamların farklı görüşleri var. Ama bir mezhebe göre eğer niyet dairesinden amel dairesine geçerken küfrü işmam edecek bir hale türüye girerse mazideki bütün ecir ve mükafatını da alıp götürür yani. Cenab-ı Hak muhafaza etsin ya. Ya. Bak, insana niyeti kadar vardır. Niyetin neyse sen olsun. Sen niyetin kadarsın. Ya. Allah Allah. Ve Cenab-ı Hak mahşer günü senin amal harekatını niyetinle beraber tartacak. Ya. Niyet çekirdek gibidir. Çekirdeğin içi çürük olursa, kurt içerisine girerse, tefessü ederse o çekirdek ağaç olamaz. İmmisatla açılamaz. Çiçeğe ve meyveye dönmez, dönemez. Hazreti Ammar'a müşrikler şey yaptılar, işkence yaptılar. Kızgın demirle göğsünü parçaladılar. Dayanamadı. Muhammed'in yanına gitme. O azabın dehşet ve şiddetinden dilinin ucuyla gitmeyeceğim dedi. Müşrikler bıraktılar. Böyle koşarak Resulullah'ın yanına geldi ağlayarak. Ya Resulullah, beni tazyik ettiler. Dayanamadım. Dilimin ucuyla sana gelmeyeceğimi söyledim. Peygamberimizin ilk cümlesi, kalbin nasıl Ammar? Kalbin nasıl? Bak, kalp dairesi, niyet dairesi. Kalbim sana muhabbetle dolu ya Resulallah. Efendimiz, tekrar seni tazdik ederlerse tekrar söyleyebilirsin. Şeriatta buna cevaz var. Bu cevazı. Hiç söylemezsin. O da şehit olursa o da azimet. Bu ruhsat. Bu ruhsat. Azimeti ne? Davayı Kur'an'ya 100.000 başın olsa kurban olsun. Ulan öldürürsen öldür hadi. Öldür. He? Hazreti Bilal gibi ha. Ya işte Bilal, Hazreti Bilal bak. Allah Allah bak. Ya. Öldürürsen öldür lan. Bir canım var. Allah'a, Allah'ın Resulü'ne kurban olsun. 1.000 canım olsa dahi kurban olsun. Ya. Ya. Ben sana anlatırsam. Bakın, Hazreti Ömer zamanında bir sahabe Bizans'a gitti. Bizans İmparatoru işte bu Müslümandır falan şurada diye almışlar, huzura çıkartmışlar. Buna işkence yapmışlar. Sen Hristiyan olacaksın. Sen Hristiyan olacaksın. Sahabe ruhu ya. Sen İslamiyet'i soruyor Bizans kralı. Sen İslamiyet'i dünyaya değiştirir misin? Bütün dünyayı versen ben dinimi değişmem. Bütün dünyayı bana verseniz ben dinimden vazgeçmem. Gel Hristiyan ol. Bütün dünyayı, kainatı bana tapulasan ben Hristiyan olmam, ben dinimden vazgeçmem. Bak. Bu yapın buna işkence. İşkence yapıyorlar. İşkence. Yine zerre kadar şey yok. Taviz yok. Bunun diyor kafasını vurun. Bak. Elini ayağını bağlıyorlar.
Kafasını vuracaklar. Kafasını vururken bu böyle ellerini açıyor, ağlıyor. Ağlayarak dua ediyor. Ve bir şeyler konuşuyor içinden. İmparator yani durun bakalım bu ne diyor. Ne diyor? Ne diyorsun? O zaman diyor ki ya herhalde bir şeyler konuştu. Herhalde taviz edecek. Efendim, ne konuştun diyor. Diyor ki ben elimi açtım Allah'a yalvardım. Ya Rabbi İslamiyet'in izzet ve izzet kadır ve kıymetini bu anda tam temsil edemediğimin elem ve ızdırabı içerisindeyim. Bu kafirlere karşı İzzet-i diniyede tam dikliğimi, izzet ve itibarımı tam gösteremediğinden dolayı ya Rabbi beni affeyle. Bana rahmetinle muamele eyle. İmparator bunu deyince şaşırıyor. Diyor ki seni affedeceğim ama bir şartla. Benim diyor alnımdan öpersen seni affederim. Sahabe diyor ki orada epeyce esir Müslümanları almışlar hapiste. Ben diyor seni bir şartla alnını öpebilirim. Hapisteki bütün Müslümanları serbest bırakırsan o zaman senin alnını öperim yoksa öpmem. Öldürürsen öldür. Bak. İmparator diyor ki bırakın diyor bütün mahpusları. Hepsini bırakıyor. Ya bak şimdi bak sahabe ruhu ya Allah Allah ya nasıl bir ruh ya Subhanallah. Şimdi sahabeye nasıl kavuşacaksın ya Allah Allah nasıl bir ruh ya, ya. Öldürsen öldür bin canım Allah'a ve Resuluna kurban olsun ya, ya. Evet. Ama şimdi burada çok önemli bir nokta. İnsanın niyeti bir anda değişebilir. Ya. Müsbet olur, menfi de olur. Müsbetten menfiye döndü mü helak oldun. Ya Allah korusun. Bir an. Ya. Ya. Allah korusun. Nasıl? Ya. 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 Şey abi ihlasta bu dünyada hususan uhrevi hizmetlerde diyor. Dünyada da ihlas oluyor mu? Nasıl olur tabii. Nasıl oluyor? Ya adam halis, muhlis çalıştı mı? Allah ona men talebe vecede sırrıyla yolunu açıyor. Samimiyet manası. Dünyadaki ihlas muamelattaki doğruluk ve ciddiyet. Bu dünyada hususan uhrevi hizmetler. Ha, bu dünyadaki ihlasına adam işini doğru yapıyor. Ha. Doğru yapıyor bak. Aldatma yok, kandırma yok. Bak. Yine en büyük kuvvet ihlas mesela. Tabii. Şimdi bak gidiyorsun da tereyağı alıyorsun. Gerçi üçüncü düsturda izah. Bak şimdi tereyağı alıyorsun, içinde her şey var. Zeytinyağı alıyorsun, içine adam önüne yağ katmış. Motor yağı katmış. Benzine bakıyorsun, benzin içine. Ya, bak. Yoğurdun içine. Bak şu piyasa yoğurdun içine. Adam tutkal katıyor ya. Öyle kalıp gibi olsun diye. Katkı maddesi. Ya, bak. Yani piyasaya bak. Ha, şimdi bak emin olsan ki ya şu adam tam yoğurdu güzel yapıyor. Hiçbir katkı maddesi de katmıyor. Sütün içine su da katmıyor. Halis ve muhlis. Bak bunu test ettikten sonra bütün dünya işini bırakır ondan alışveriş yapar bak. O niyet dairesi içerisindeki sıddıkiyet ve doğruluk. Bak.
haksızlar da haksızlıkları içinde gösterdikleri ihlas ve samimiyet kuvvet kazanır. Yani fiilde samimiyet, işte samimiyet, ticarette samimiyet, faaliyette samimiyet oldu mu? Velev ehli dünya dahi olsa bak ya. Bizim bir abimiz vardı. Almanya'da uzun müddet kalmış. Yaşlanmış, gelmiş olan emekli. O diyor ki işini çok güzel yapan bir Müslüman. Çok iyi yapıyor. Namaz vakti geldiği zaman da demiş, bak ben Müslümanım, namazımı kılıyorum. Zaten sabah namazı evde kılınıyor çoğu zaman, yatsı da. Evde de arada ikindi de biraz sıkıntı oluyor. İkindi zamanında ben takvime göre 5 dakikalık bana müsaade edeceksin. Ondan sonra ben namazımı kılacağım. Hakikaten çok ciddi bir şekilde. Hem işini çok güzel yapıyor, hem de 5 dakika 10 dakikalık zamanda şey diyor. Namazını kılıyor, geri işinin başına dönüyor. Ben böyle yapınca diyor bazı çalışan işçiler de gittiler şey. Bize de müsaade et. Biz de namaz kılalım. Neyse namaza geldiler. Adam Alman ticaret kurmuş. 10 dakikalık süre vermiş. Adam yarım saatte abdest alıyor. 40 dakika, 45 dakikada işi sabote ediyor. Güya namaz kıldı bak. Bir gün, 3 gün, 5 gün. Sonra Alman bütün onları, o namaz kılanları böyle sıraya diziyor. Diyor ki, bu hariç, bu hakiki Müslüman, sen de sahte Müslüman. Alman elimiz değir onda mı gidiyor? Pil mi bitti? Ne? Yine pil varmış da namaz kılıyormuş ama 15 dakika geç çıkıyormuş işte adam. Evet, aç. Onun samimiyetini görmüş demiş, tamam sen kıl normal vaktine çık. Mesela namaz kılma vaktine mesaisini ekliyormuş mesela. 5'te çıkacağına 5 çeyrek geçe çıkıyormuş. Ne? Tak onu evet. Ya. Ya. Ne? Mahmud Allah verdar biliyordur. Halis köylü yoğurdunu getirir pişek atmadan. O malını satamaz dedi. Hile yapan hemen satılır. Çünkü eksede haram para çok olduğu için. O bekler, helal parayı bekler. Bazen öğleden sonraya kadar ancak bir tane helal para gelecek ki onun o yoğurdunu alsın. Hile yapan kendine satılır derdi böyle. Bu hileler piyasanın bozukluğu maalesef biz Müslümanlara da el değmesi de şey yapıyor bu şeyde. Nasıl? El değmesin şöyle güzel. Şimdi tam mı? Açıldı mı? Tamam. 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 Evet, evet. Evet, devam edelim bakalım şimdi. Arkadaş, bu niyet meselesi benim 40 senelik ömrümün bir mahsulüdür. Evet, niyet öyle bir hasiyete maliktir ki adetleri, hareketleri ibadete çeviren pek acip bir iksir ve bir mayedir. Ve keza niyet, ölü ve meyyit olan haletleri ihya eden ve canlı, hayatlı ibadetlere çeviren bir ruhtur. Bakın şimdi, niyet küllidir, amel cüz'idir. Müminin niyeti hadiste amelinden hayırlıdır. Niyet külli. Amel cüz'i. Ha. Bak niyette öyle bir hususiyet var ki hayrı şerre, şerri hayra ne yapıyor? Tebdil ediyor. Şimdi şeriat zahire bakar. Tamam. Adam cami yaptı. Cami yaptı, güzel. Biz hüsnü zan ederiz. Bak adam hayır fesanat için cami yaptı. Güzel bir cami. Ama caminin kapısına bir levha astı. Şu cami Hasan Mehmet Kalenderoğlu Zade tarafından yaptırılmıştır. Ve böyle şuradan şuraya kadar. Şimdi ahirette sorulacak. Hani gel bakalım. O levhayı oraya niye diktin? Niye diktin? Niyetin neydi ya? Adamın niyeti belediye başkanı olmak. Siyaset. Rey.
şöhret. Zahiren hasenat, ahirette azab-ı ilahi. Sen kimi kandırıyorsun? Sen kimi kandırıyorsun? İşaret-i Cezda o bir cümle var. Kim diyor Allah'la aşık atarsa o düşer helak olur. Ya sen kimle aşık atıyorsun? Ahmet'i, Mehmet'i, Hasan Hüseyin'i kandırırsın da. Tövbe estağfurullah. Pençeleşen. Ya Allah'la pençeleşen düşer. Şirat-ı Cezda bir cümle var. Allah'la pençeleşen düşer, helak olur. Ya sen kiminle pençeleşiyorsun ya? Aklın başında mı? Sen ne yapıyorsun ya? Ya. Ahmet'i, Mehmet'i, Hasan Hüseyin'i kandırabilirsin. Doğru. Ama sen Allah'ı mı kandıracaksın? Ya. Ya Allah'ımız ya. Bak, iyiliği kötülüğe, kötülüğü de iyiliğe çevirir mi? Tahvil eder. İyilik kötülüğe döndü, onu anladık mı? Kötülük nasıl iyiliğe döner? Mesela mutlak manada bir insanı öldürmek kötü bir şey bak. Allah'ın en antika sanatı. Niyet seni kurtarıyor. Bu kafir. Bu dinimi, bu mukaddesatımı, bu vatanımı çiğnemek, bu namusumu çiğnemek için geliyordu kafir. Bak, kafire karşı cihat. Bak. Bak. İbadet. İbadet. Allah'a kurbiyet, yakınlık. Seyyat Hasan, yani mutlak manada bir insanı, bir adamı öldürmek Allah'ın en antika bir eseri. Onu öldürmek hasanat şey, seyyat değil mi? Seyyat. Ama niyet seni kurtarıyor. Ya. Bak, meşru müdafaa. Hukukta da var da. Adam gelmiş seni öldürecek. Meşru müdafaa için kendini müdafaa ettiğin zaman adam ölse dünya hukukunda sana ceza gelmiyor. Niyet kurtarıyor. Ya, evet. Ya, işte Kuzma hadisi var. Çok güçlü, kuvvetli. Vurduğunu yıkıyor, döküyor. Peygamber buyuruyor ki savaşta kuzman cehennemliktir. Sonra yaralanıyor. Yanına geliyorlar. Sen niye savaş ettin? Ben diyorum Medine'nin hurmalıkları. Bunlar almasın diye. Kendi kahramanlığımı, güç ve dirayetimi göstermek için savaştım. Gitti işte bak re. Re bozuldu. Yarı şap gitti. Ebedi alan da gitti. Cennetin ebedi alan. Cennetteki alan gitti işte. Gitti. Gitti. Olumsuzlukta da cehennemdeki alanı genişlemez mi? He? Kötü niyetine göre. Cehenneme girdi mi onun her alanı azap ve dehşet. Allah cehennemin şerrinden bizi korusun, muhafaza etsin. Evet. Yok, bir kişisel günahlar var, bir de ya, tabii. Şair-i İslami'yi teddil ve tahir için ya, adam. Onun ihaneti başkayla kıyasla. İhanet etmiş. Ya. Bu kadar nesilleri mahvetmiş. Mahvedenlerin ya. Ahiretteki şeyleri, cezalı. İhlasta diyor, amelinizde rıza ilahi olmalı. Oradaki amel. Ne? Niyetinizde değil mi? Evet. Şimdi amelin ruhu niyet. Amelin ruhu niyet. Niyet çekirdek. Amel o çekirdek üzerine çıkıyor. Şimdi çekirdek işin bidayetinde çekirdek çürükse, içini yemişse, içine kurt girmişse amel zaten bitti yani. Evet. Ve keza niyette öyle bir hasiyet vardır ki seyyiatı hasenata ve hasenatı seyyiatı tahvil eder. Tahvil eder. Demek niyet bir ruhtur. Dur. O ruhun ruhu da ihlastır. Öyleyse necat, halas ancak ihlas ile. Necat ve halas. Kurtuluş ve halas, kurtulmak, halas olmak ancak ne iledir? İhlas iledir. İhlas iledir.
İşte bu hasiyete binaendir ki az bir zamanda çok ameller husule gelir. Gelir. Niyet bak, amelleri çoğaltıyor. Bir de şu da var yani bakın Cenab-ı Hak her halimizden haberdar. Allah habirdir, Allah basirdir, Allah latiftir, Allah şahittir, şehittir. Her şeyden, her an haberdardır bak. Kim Allah'tan kaçacak? Öyle değil mi? Ha. Şimdi bakın niyet dairesi bak. Niyetteki saffet ve samimiyet ameldeki saffet ve samimiyetten daha safidir. Daha fıtridir. Daha güzeldir. Şimdi bir adam zengin. Bak zengin. Şuraya çok güzel bir cami yaptı. Hatta bir külliye yaptı. Yanında medresesi var, hamamı var. Efendim tam dört dörtlük bir külliye. Değil mi? Ha. Allah rızası için yaptı. Tamam. Allah da onun ecir ve mükafatını zayi eder mi? Etmez. Ama bir fakir bak, o camiye baktı. İçi sızlandı. Bak, Allah içimizde biliyor ya. Niyet dairesinde ya Rabbi benim gücüm ve imkanım olsaydı. Kendi kendine konuşuyor. Niyet dairesi. Ya Rabbi benim gücüm, benim imkanım olsaydı senin izzet ve azametinin hakkı için şu cami gibi 100 sene cami yapardı. Bak. Yarın ahirette Müslümanın tacip ettiği noktalardan birisi niyet defterinin açılmasıdır. Ya. Niyet defteri açılacak. Ya Rabbi ben bu ecir ve mükafatlar nereden geliyor? İşte kulum sen filan zaman dedin ki ya Rabbi bak, ya 100 tane cami yapacağım. Cenab-ı Hak o 100 cami yapmış gibi kabul ediyor. Ama nasıl ibadet? Riyasız bir ibadet gibi kabul ediyor. Ama adam zengindir. Bir cami yaptı. 3 tane, 20 tane, 100 tane cami yaptı. Ondan sonra bakıyorsun adam ekavirleşti. Ya işte hayır bizde, hasenat bizde, iyilik bizde, güzellik bizde. Fahr ve gurur ucuba girdi, yaktı ibadetini, yıktı. Ya. Peki abi, eğer sonu duyduğunuz gibi şey olmasa yani küfre gitmese, o ilk yaptığı hayırlar onun Müslüman olduğu sürece ya Allah o kimsenin yaptığı ibadet ve ecri zayi etmez. Ama İslamiyet'e akıbet mühimdir. Eğer imanla giderse Allah onu zayi etmez. Ama o ibadetin içerisinde riya varsa o ibadeti yakar. Ha. Ama ibadet yaptı, taat yaptı. Sonra dinden çıktı. O mazideki bütün ibadeti hepsi silinip gidiyor. Bak. Yani Allah hepimizin akıbetini muhafaza etsin. Bak, adam vahiy katipliği yapmış sonra dinden çıkmış ya. Allah korusun ya. Vahiy katipliği yapmış. Dinden çıkmış ya. Farzlara ya girilmez deyince abi bu nasıl bir ibadetler mi? Yani şimdi aslında canım kardeşim Üstad bak riyanın sebeplerini sayıyor. Riyanın birinci sebebi zaaf-ı iman. İman zaaf. Şimdi bir Müslümanın imanı kavi ve kuvvetli olsa İman kavi ve kuvvetli. Ya insanların takdiri kaç kuruş ya? Beğense kaç kuruş, beğenmese kaç kuruş? Kaç kuruş ya? Bütün dünya küsehmiyet yok. Ya o mana işte. Allah Allah. Yani bütün güzellikler hakikat noktasında imanla, iman nuru ile endekslidir. İman nuru, iman şuuru ziyadeleştikçe insan şovdan, riyadan kurtulur. Daha halis, daha safi, daha müstakim bir kul olur. Onun için bütün kuvvetimizle imanın rusuhiyetine çalışırsak, iman rusuhiyeti nispetinde insan riyadan ne yapıyor? Uzaklaşıyor. Tahkik. Taklit değil, tahkik.
Hakiki iman bütün dertlerin devasıdır, şifasıdır. Evet. Yok, uhrevi hizmetlerde rekabet, haset olmaz diyor. Olmaz. Meğer fıtraten... Şimdi oradaki fıtraten manası, şimdi bakın yani orayı da yanlış anlamamak lazım. Yani, şimdi uhrevi hizmetlerde haset olmaz, kıskançlık olmaz. Evet. Eğer onda da varsa diyor, meğer fıtraten riyakar olur. Ancak öyle olur. Hayır. Öyle değil. Bak canım bak. Fıtraten riyakar ola manasında kaderi tenkit manasını anlarsan yanlış olur. Ne yani? O yarın akte değil ki ya Rabbi sen beni doğarken riyakar doğurdun. Şimdi ben de riyakarlığımı açtım. Şimdi cehenneme koydum. Böyle şey olur mu ya? Böyle mantık olur mu? Ya. Fıtraten riyakar ne? Bak, fıtrat coğrafyası var. Atı atın yanına bağla, ya huyundan ya tuyundan. Adamın yetiştiği coğrafya, şov, rüya, gösteriş, film, siyaset, enaniyet, gurur, siyaset, öyle bir ortamda yetiştiği zaman, anladın mı? O fıtrat o ortama ünsiyet ediyor. Terbiye-i İslamiye ile ihlas, iman, ibadet, edep alırken bak fıtrat edepleniyor. Terbiye-i İslamiye'den hariç bir ortamda yaşadığı zaman da onun dünyasında alkış. Şimdi birisi vardı. Ya diyor, ben bu adama çok tacip ettim. Adamın oğlu var. Ve oğlum hele şu amcana bir söv. Hele bu amcana bir söv. Hele şu da, şu amcana bir küfret. Ya. Tabii. Hele kalk. Sonra çocuk kalk, büyüyünce kendisine kalk, küfredin. Çocuk şimdi, babasına küfredin. Bak şimdi çocuk 3 yaşında. Kızmela kalk dans et. Hele oyna. Hele şöyle yap, hele böyle yap. O ortamın içine gire gire gire. Bakın. Allah'a ekber. Rüya ona siniyor. Riyakarlık fıtrattan doğuştan gelen değil. Sosyal ilişkilerinden iltibasla